Sıla yoluna giden, Türkiye'ye giden, özellikle Türkiye'ye, gurbetçilere Türkiye'de Asya tarafında da geçerli olan sigorta, kasko hizmetini vermeye başladık. Ama bu tabii ki ben oturdum artık bundan sonra sigortacılık yapacağım anlamına gelmez. Bu bir ilave hizmet oldu benim için. Sıla yolunda eğer sigorta yaptırmak isteyenler varsa, kasko yaptırmak isteyenler, özellikle işte Türkiye'de Asya tarafında geçerli olan kasko yaptırmak isteyenler varsa yine %100 teknolojik olarak bunu yapabiliyoruz. Almanya'nın her yerine hizmet verebiliyoruz. Ha, hizmet derken de şöyle, illaki gelin benden yaptırın sigortayı demiyorum. Teklif alın. Belki daha uygun fiyat vereceğiz. Çünkü özellikle %10, %15 civarında bazı durumlarda %20'ye kadar indirim imkanı var. Özellikle şimdi yılbaşında, yılbaşına kadar ya da Kasım ayının sonuna kadar diyelim. Çünkü artık ondan sonra süresi yılbaşında biten kaskolara, sigortalara artık Kasım'ın sonundan sonra Aralık ayında bir şey yapamayız. Çünkü artık geç olmuş olur. Kasım ayında elimizden geleni yapacağız. Bütün indirimleri vereceğiz ve fiyat vereceğiz. Bunun için özellikle telefon numarası aldım. Yeni bir tane telefon numarası aldım. Sırf bu iş için aldım. Almanya numarası 0172 276 2702. Sadece WhatsApp. Çünkü telefonunu kullanmıyorum. Telefonu burada. Bu numarayı sadece WhatsApp için kullanıyorum. Ve WhatsApp üzerinden sigorta teklifi almak isteyenler, sadece araba değil tabii ki ama büyük oranda benim için araba önemli. Beni izleyen sizlerin genelde %90 oranında Almanya, %90 oranında değil de hani %90 oranında seyahat edenler tamam ama Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edenler %55-%60 civarında Almanya'dan Türkiye'ye arabasıyla seyahat edenler. Eğer yoksa Türkiye'de geçerli kaskosu gelip fiyat alabilir ya da varsa da, çünkü 4 tane firma vardı, bir de Signal Iduna bizim yaptığımız. 5 tane firmada benim bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de kasko geçerli. Onun dışında geçerli değil. Diğer firmalarda sigorta bile geçerli olmayanlar var. O yüzden hem zorunlu trafik sigortası hem de kasko olarak hizmet vermeye başladık. Daha önce benim 2023 yılında yaptırdım ben kaskomu ve o zaman sözleşmemde Türkiye veya Türkiye demeyelim de şöyle diyelim, Almanya dışında ya da Avrupa Birliği dışında 12 hafta geçerliydi kaskomuz, sigortamız. Şimdi yeni sözleşmeye göre artık sınırsızmış. Öyle bir sınır yokmuş artık. Hüseyin abi onu teyit etmiş firmadan. Artık Türkiye'ye gidenler öyle 3 ay sonra hani çık gir yapayım da tekrar kaskom, sigortam tekrar aktif olsun yapmasına gerek yok. İstediği kadar kalabiliyor, istediği kadar geri gidebiliyor. Sadece tek sıkıntıları var. Arabanın muayenesi bittiği zaman Türkiye'de yaptırma şansı yok. Onu da biz yapamıyoruz zaten. O yüzden sadece muayene için Almanya'ya gelmesi gerekiyor. Biz de sigorta yaptıran birisi, kasko yaptıran, sigorta yaptıran birisi Türkiye'ye gittiği zaman muayene süresi yettiği kadar Türkiye'de kalabilir. İstediği kadar artık. Özellikle emekliler mesela 2 yıl artı 2 yıl alanlar, 4 yıl boyunca Türkiye'de kalmak isteyenler 4 yıl boyunca kalabilirler. Öyle bir teyidi de almış, videosunu da yapmış Hüseyin abi. Onunla da ilgili sorusu olanlar varsa cevap veririz. Şimdi burada canlı yayında soranlara canlı yayında, canlı yayından sonra videonun altına yazanlara oraya ya da az önce verdiğim telefon numarasından WhatsApp üzerinden yazanlara. Kasko veya trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası veya kasko için arabanın ruhsatı şart. Çok rağbet var, evet, arayan soran çok var. Bana da fiyat verir misin, bana da fiyat veririz, tamam veririz ama çok eksik bilgi oluyor. Arabanın ruhsatını, fotoğrafını gönderdikten sonra her şey tıkır tıkır işliyor. O zaman tam olarak verdiğimiz fiyat tutuyor ama eksik bilgilerle kafadan adres atıyoruz. Ne bileyim işte kafadan plaka yazıyoruz. Plakanın sonunda 4 tane mi rakam var, 3 tane mi rakam var, 2 tane mi rakam var, buna göre bile fiyat değişiyor. Ben bilmiyordum böyle olduğunu. Öğrenmiş olduk. Sahibinin adı, soyadı, kayıtlı olduğu adresi, sahibinin doğum tarihi, kullanacak olan kişilerin doğum tarihleri, bunlar çok önemli bilgiler. O yüzden eğer bunları vermek istemiyorsanız o zaman hiç bulaşmayın. Hiç arayıp sormanıza gerek yok. Bunlar şart. Arabanın açıldığı tarih, ilk açıldığı tarih, arabanın şimdiki sahibine açıldığı tarih. Bunlar çok önemli bilgiler. O yüzden ruhsatın bir fotokopisiyle teklif almak isteyenler WhatsApp üzerinden teklif alabilirler. Sorusu olanlar varsa da cevap veririm. Atladığım bir konu varsa, eğer söylemek gereken atladığım bir konu varsa
Hüseyin abi de orada arka plandaydı az önce. Eğer hala buradaysa o da söylesin, ne gerekiyorsa yaparız elimizden geldiğince. İnşallah Ocak'ta birlikte gideriz, ben kaybedersem demiş. Hüseyin abiyle iddiaya girdik. Sen oturduğun yerden orada ofiste oturmakla dedim olmaz o dedim. Yani ben bir canlı yayın yaparım dedim. 50-60 kişi hemen dedim gelir dedim, sigorta yaparız dedim. Onlara dedim faydalı oluruz. O da dedi hadi dedi o zaman iddiaya girelim. Girdik iddiaya. Bak şimdi söyledi, o yüzden söylüyorum iddiayı. Eğer ben kazanırsam, yani ben ondan çok araba sigortası yaparsam, yılların sigortacısı Hüseyin abiden daha fazla araba sigortasını ben yaparsam, Ocak ayında Hüseyin abi Hannover'den gelecek buraya, beni alacak, birlikte Türkiye'ye canlı yayın yapa yapa gideceğiz geleceğiz Hüseyin abiyle. Bütün masraflar Hüseyin abiden. Öyle dedi. Yok o kazanırsa, ben kaybedersem yine ben kazanıyorum. Dedi o zaman da dedi ailecek dedi bineceksin dedi Hannover'a geleceksin, ben sizi burada ağırlayacağım dedi, ailecek misafir edeceğim dedi. Tamam dedim, yani iki tarafta da ben kazanıyorum, her türlü ben her türlü kazanıyorum. Artık bakacağız bakalım yılbaşına kadar ne olacak. Araç sigortayı değiştirmek istiyorum, yardımcı olabilir misiniz? Az önce bir telefon numarası verdim, oradan WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebilirsin. Hemen tekrarlıyorum. Almanya tabii ki, sadece Almanya genelinde 0172 276 2702. Sadece Almanya'da sigorta yapabiliyoruz şu anda. Diğer ülkeler henüz yok.